Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Geçen haftaki Corsair Void kulaklık videosunda bir şey demiştim. 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira gören kulaklıklar var. Bu arada haftaya bir tanesi gelecek, onlardan bir tanesi, onu da inceleyeceğiz demiştim. İşte o kulaklık geldi arkadaşlar. Bir dakika. Bugünkü video Asus'un ROG Delta S Animate modeli hakkında olacak. İlginç, çılgın, değişik bir kulaklık. Aslında Delta S'in aynısı ama şöyle minik animasyonlarımız var. Küçük sürprizlerimiz var ama çok fazla spoiler vermeyeyim arkadaşlar. Önce kutu açılışını yapalım, sonra tasarıma yakından bakalım. Böyle adım adım ilerleyelim. Hadi. Herkese merhabalar tekrardan arkadaşlar. Yanımızda Asus ROG Delta S Animate modeli oyuncu kulaklığı bulunuyor. Öyle her yerde görebileceğiniz kulaklıklardan birisi değil. En azından şu an itibariyle. Hemen şöyle bir kutuya bakalım arkadaşlar. Sağ tarafta PlayStation 5 desteği, Discord sertifikası, Hi-Res sertifikası, hemen altında da TeamSpeak sertifikası bulunuyor arkadaşlar. Mini LED'lerimizin olduğundan bahsedilmiş. Bağlantımız USB Type-C, driverlarımız 50 mm, driver materyalimiz neodymium mıknatıslar, frekans aralığımız 20 Hz ile 40 kHz arasında, empedans değerimiz 32 ohm, kablomuzun uzunluğu da 1,5 metre, 1 metre de ekstra uzatma kablosu, toplamda 2,5 metre. Mikrofon tarafında unidirectional mikrofon kullanılmış, yapay zeka destekli noise cancelling özelliği var, frekans aralığımız 100 Hz ile 12 kHz arasında, hassasiyetimiz de -40 desibel. Burada da yine uyumlu olduğu platformlardan bahsedilmiş arkadaşlar. PlayStation 4, 5, Nintendo Switch, PC, Mac ve akıllı telefonlarda kullanılıyor demiş. Yani şurada bir Xbox desteği de beklerdim ama PlayStation'ın olduğu yerde Xbox olmuyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu arada PlayStation 5'te kullanmak için kablo ile birlikte kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Direkt olarak kola bağlayamıyorsunuz. Yani cihazın kendisine takmanız gerekiyor. Böyle bir saçmalık da var. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Efendim, karşılamanın hemen altında ROG Delta S Animate kulaklığımız çıkıyor arkadaşlar. Of of of, şuna bakar mısın ya? Çok güzel görünüyor. Kulaklık bayağı hafif arkadaşlar bu arada. Elinize alır almaz fark ediyorsunuz. Şuradaki plastik kalitesi, buradaki detaylar. Şunu göstermem lazım size. Kulaklığın özelliklerini buraya kazımışlar yani. Tasarım gerçekten çok güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. 90 derece dinlenme modunu alabiliyorsunuz. Ve şu tasarım gerçekten güzel. Ters D tasarımı diyorlar buna. Bu tam kulak şekli işte arkadaşlar. Rahatsız olmadan bunu saatlerce kullanabilirsiniz. Öf, esneklik de iyi. Yani şu an itibariyle her şey gayet güzel görünüyor. Ekstra kulak yastıkları çıkıyor bakın arkadaşlar. Sıcak havalarda bunu tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu hava alan bir kumaş çok daha rahat bir kullanım sunuyor. Daha az terleme yapıyor. Çıkarılabilir bir tane mikrofon çıkıyor. Bu da gayet kalın ve sağlam bir yapıda arkadaşlar. Ayrıca yapay zeka destekli noise cancelling özelliği de bulunuyor. Bunun dışında kulaklığın kendi girişi USB Type-C girişi arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi altın kaplama bir jack'ı bulunuyor. Eğer bilgisayarınızda Type-C girişi yoksa şöyle ekstra bir uzatma kablosu, yani kutunun içerisinden çıkıyor bu da. Bununla birlikte USB-A formatına dönüştürebiliyorsunuz. Bu arada hem konektörün iç kısmı hem de USB'nin girişi altın kaplama özellikte. Ayrıca şu şekilde bir hızlı başlangıç kılavuzumuz çıkıyor ve garanti belgemiz, garanti kartımız çıkıyor arkadaşlar. ROG Delta S Animate'in kutu içeriği şu an ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi şuraları bir toparlayalım. Daha sonrasında tasarım detaylarına yakından bakalım. En tepeden başlayalım arkadaşlar. Klasik olarak kafa bandının üst kısmında suni deri bir materyal kullanılmış. Derinin kalitesi çok güzel. Ayrıca çok yumuşak bir yapıda. Republic of Gamers logosu şurada karşımıza çıkıyor. Kafa bandının altında yine suni deri bir kısım var. Oldukça yumuşak bir yapıda. Şöyle göstereyim. Yan taraflarda kafa bandını ayarladığımız kısım metal bir yapıda. Driverlar zaten 90 derece dönebiliyor. Kendi içerisinde de şöyle hareket edebildiği için kulağınıza çok güzel bir uyum sağlıyor. Direkt lock diye oturuyor diyebilirim. Dış tarafta mat bir plastik kullanılmış. Şöyle bakarsanız parmak izi bırakıyor. Hani bunu yağlı elle falan tutarsanız büyük ihtimalle buralarda iz kalacaktır. Driverlarımız 50 mm'lik neodymium driverlar. Gerçekten çok güzel bir ses performansı var. Kulaklığı denedim zaten daha öncesinde de. Yastıklarımız bence çok başarılı, çok rahat. Özellikle kulaklığın hafif olduğunu düşünecek olursak bir de bu yastıklarla birlikte hakikaten böyle uzun saatler hiç kafadan çıkarmadan kullanabiliyorsun. Bir tane volüm tekeri bulunuyor. Şöyle göstereyim.
Volüm tekerinin üstüne de şöyle tıklarsanız mikrofonu sessize alıyor arkadaşlar. Yani hepsini tek tuş üzerinden halledebiliyorsunuz. Bağlantı noktamız ekstra bir şekilde güçlendirilmiş. Bu da güzel. Şöyle bir kontrolcümüz var. Bunu alta çektiğinizde ışıklandırmamız kapalı halde. Bunu ortaya alırsak eğer buradaki logolar dönmeye başlıyor. Bakın ROG logoları dönüyor şu an. Çok güzel ya. Bu arada kulaklık telefona bağlı arkadaşlar. Type-C girişinden yine aktif hale gelebiliyor. İlla USB ile takmanıza gerek yok. Üst tarafa getirirseniz de şöyle bir equalizer modu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bak mesela herkese merhaba. Yayıncılar yani direkt olarak bunu alabilir. Çok güzel bir aksesuar yani her şeyden önce. Video içinde gerçekten güzel görünecektir diye düşünüyorum. Malzeme kalitesi güzel, hafif bir kulaklık. Aynı zamanda çok rahat bir kulaklık. Bunun üzerine söylenecek pek bir şey yok. Zaten kulaklık kendi kendine satıyor diyorum. Şimdi tasarım tarafını bu şekilde bitirelim. Yazılıma bakalım, mikrofon performansına bakalım, oyun performansına bakalım. Daha sonra üzerine birazcık konuşalım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar merhaba, şu an hem oyun testini hem de mikrofon testini aradan çıkarmak için Valorant'a girdim. ROG Delta S Animate üzerinden duyuyorsunuz benim sesimi, mikrofonun sesini. Yani mikrofonu denediğim kadarıyla gayet başarılı. Gerçi şu animasyonlar acayip tatlı değil mi ya? Ses kasma konusunda inanılmaz başarılı. Buraya kadar. Komutan öldü. Çok güzel ses kasılıyor kulaklıkta. Çok güzel. Etkisiz. Arma yükseğine girince buradaki cihazların üzerinden ROG Delta S Animate'i seçiyorsunuz. Böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Ses optimizasyonu menüsünden buradaki hazır equalizer ayarlarını seçebiliyoruz. Yankı ayarımız var arkadaşlar. Ekstra bir yankı isterseniz eğer buradaki farklı modları kullanabilirsiniz. Equalizer değerlerimizi varsayılan ya da dinlediğiniz müzik türüne göre ayarlayabiliyorsunuz. Armory Create yazılımı bayağı geniş bir yelpaze sunuyor bize. Front, left, side, left, rear, right. 7.1 bayağı başarılı yalnız. Side, right. Hemen alt tarafta bas arttırma diye bir seçeneğimiz var. Bunu açık hale getirip bas değerlerimizi birazcık yukarı çekebiliyoruz. Sıkıştırıcı özelliğimiz var. Bunu kullanabiliyoruz. Sesle netliğini arttırmak için de ekstra bir ayarımız var. Bunları artık müzik sevkinize göre ya da dinlediğiniz, izlediğiniz şeylere göre ince ayarlarını siz yapacaksınız. Yan tarafta da mikrofon ayarlarımız bulunuyor arkadaşlar. Gürültü geçidi özelliği var. Hemen altında mükemmel ses diye bir özellik var. Bunu da aktif hale getirelim. Şöyle 70'lere getirelim. Hemen altında da yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bunu orta, düşük ya da yüksek yapabilirsiniz. Eğer sessiz bir ortamdaysanız gürültü geçidini ve mükemmel sesi hatta gürültü engelleyiciyi bile açmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar mikrofonun aldığı sesi bozacaktır. Şöyle kapatalım. Yani şu şekilde dinlerseniz flat olarak mikrofonun aldığı orijinal ses şu an bu. İkinci sekmemiz anime Matrix. Buradan çok güzel şeyler yapılıyor arkadaşlar. Kulaklığın dış taraflarında şöyle mini ledlerin bulunduğu ekranlar var. Buradaki animasyonları değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradaki 12 animasyonun dışında efekti düzenle diye seçeneğimiz de var arkadaşlar. Burada yeni bir animasyon oluşturabiliyoruz. Ama mesela şöyle dans eden bir muz var örneğin. Hani bunu buraya koyduğunuzda dışarıdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Arka planıyla çok iyi ayrıştırmak lazım. Dolayısıyla hani böyle hazır indirdiğiniz GIF'ler çok güzel çalışmıyor. Ama kendi üzerindeki hazır ayarlar, hazır efektler onlar çok tatlı çalışıyor arkadaşlar. Yine yani buradan farklı animasyonları indirip bu seçenekleri genişletebiliyoruz. En kötü kendimiz de bir şeyler yapabiliyoruz. Genel olarak Armory Create'i bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Özellikle ses konusunda çok fazla seçenek sunuyor diğer uygulamalara göre. Şimdi yazılım tarafını kapatalım ve kulaklık hakkında birazcık konuşalım. Kısacası arkadaşlar kulaklığın tüm detaylarına baktık. Bakmadıysak da bunlar hakkında konuştuk. Bu kulaklıkla ilgili bilmeniz gereken her şeye hakimsiniz şu an.
bence ROG Delta S Animate modeli bir oyuncu kulaklığından istediğiniz her şeyi size fazlasıyla veriyor. Üstüne de minik dokunuşlar yapmış çünkü kulaklık gerçekten ekstra kaliteli. Çok şık. Bir de üstüne ek olarak şuradaki animasyonlar gibi oyuncaklı tarafları var. Bu kulaklığı kimler alır tarafına gelecek olursak bence bu kulaklığın en büyük kullanıcı kitlesi Asus ekosistemi oluşturan kitle arkadaşlar. Yani siz zaten hali hazırda Asus ürünleri kullanıyorsanız, bu ürünleri kontrol etmek için Armory Create yazılımını kullanıyorsanız ekosisteminize bu kulaklığı da dahil etmek isteyebilirsiniz. Ama tabii ki bütçeniz varsa arkadaşlar. Bunun haricinde bu animasyonları gördükten sonra kesinlikle yayıncılar bu kulaklığı tercih edebilir diye düşünüyorum. Yani şöyle de diyebiliriz, bu kulaklığı aldıktan sonra birazcık böyle hava atman gerekiyor. Yani bunu kamerada göstermeyeceksen bu kulaklığın çok da bir anlamı yok. Yani çünkü bunu böyle taktığında arkadaşım, hani sen bu yanları göremediğin için bir esprisi olmuyor senin için aslında. Sen sadece kulaklığı bu şekilde kullanmış oluyorsun. Ama bunu kamerada göstereceksen, ekstra görsel olarak kullanacaksan çok mantıklı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ses performansını çok beğendim ama yine bir şeyin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu incelediğim kulaklıklar oyuncu kulaklıkları. Dolayısıyla bu kulaklıklardan film izlerken, özellikle de müzik dinlerken böyle inanılmaz performanslar beklemeyin. Ama şunu söyleyebilirim size. Frekans aralığı dediğim gibi 20 Hz ile 40 kilohertz arasında olduğu için hali hazırda sıkça gördüğümüz oyuncu kulaklıklarına göre daha kaliteli bir ses performansı sunuyor. Zaten kulaklığın Hi-Res sertifikası da var arkadaşlar. Benim fikrime göre bu kulaklığı satın almayı düşünüyorsanız ses anlamında, mikrofon anlamında hem de rahatlık anlamında güzel performansı olan, üzerine bir de başarılı bir aksesuar olarak kullanabileceğiniz bir ürün almış oluyorsanız, aklınızda böyle bir şey satın almak varsa ve tabii ki bütçeniz de varsa Asus'un ROG Delta S Animate modelini ben size gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim arkadaşlar. Özellikle böyle animasyonlara ilginiz varsa, biraz daha eğlenceli ürünler kullanmak seviyorsanız bu tam size göre bir kulaklık olmuş diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Yine bunun gibi irili ufaklı, sağda solda YouTube'da çok fazla göremediğiniz videolara ulaşmak için kanala abone olmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kulaklık hakkındaki fikirlerinizi, bir sonraki içeriğin ne olacağını, aklınızdaki soruları gibi gibi bir sürü şey yorumlara yazabilirsiniz. Ben onlara bakacağım arkadaşlar. Bunun dışında da videoyu beğendiyseniz, eğer sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir tane like'ınızı alırım diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Animate, animate.